alan ama yaş almayan meslektaşlarımdan birini ağırlayacağım bugün. Bir konuda meslektaşım, diğer konularda değil. On parmağında on marifet, bir sanatçı ama sunuculukta meslektaşım. Şimdi yaşça büyük diyeceğim demeyeyim, öyle hissetmiyorum ama biraz öyle ama da değil. Yani bilmiyorum, arada derede ruhu benimle yaş. Ama işte ne bileyim, bence yaş almayan, dediğim gibi ne yaşlanan ne de yaş almayan çok sevdiğim bir ismi ağırlayacağım bugün. Sunuculuk konusunda da onun programlarına konuk olduğumda böyle çok keyif alırdım. Çünkü uzun sofralarda dost muhabbetleri yapardı. Dediğim an zaten kim olduğunu oldukça anlamış olacaksınız. Diğer sanatçı kimliklerini de çokça sevdiğim, çok samimi, insanı çok rahatlatan bir enerjisi olan, böyle hep arkadaşmışsınız, hep dostmuşsunuz gibi hissettiren çok kıymetli bir ismi ağırlayacağım ama hangi cümlenin peşinden gideceğiz hemen ona bir bakalım. Ondan sonra davet edeyim istiyorum her zamanki gibi. Neden? Ritüeller önemli. Efendim, bu dünyada yalnız iki afet vardır. Biri insanın isteklerini elde edememesi, öteki de etmesidir demiş Oscar Wilde. Ya bilmiyorum Duygu niye böyle bir şey seçti ama yani isteklerini elde edince afet oluyor, isteklerini elde etmeyince afet oluyor. Ne oluyor? İsteklerini de elde etti, istemediklerini elde etti mi gibi sorular mı sormalıyım? Duygu, beni nerelere yönlendiriyorsun bilmiyorum ama çok kıymetli Kürşat Başar konuğum efendim. Hoş geldiniz, tüm gençliğinizle sefalar getirdiniz. Ne kadar güzel şeyler söyledim bana. Ya söylemeye çalıştım, ne diyeceğimi de bilemedim tam. Yaşlanmıyorsun da bir şey anlamadım yani, ne oluyor? Müzik mi iyi geldi? Müzik her zaman iyi gelir hakikaten herkese. Öyle mi ne diyorsun? Ne güzelmiş demin. Ay teşekkür ederim. Şifa olsun efendim. Evet, hep böyle renkli senin gibi çok güzel bir stüdyo seyrettim daha önce programı. Seyrettin tabii. Mi? Tabii seyretmez miyim? Seyredip geldim. Tabii, daha önce seyretmiştim zaten. Fikir alayım hemen, yorum alayım. Seyretmiştim, gayet güzel. Arasındaki espriler de gayet güzel. Sonundaki şeyler falan da güzel. Ufak tefek bir şeyler koymuşsunuz böyle işte baştaki yazı gibi falan. O evet. Ayrıntılar da güzel olmuş. Güzel, çok güzel. Ay iyi, hayırlı, beğenmene olsun. Çok sevindim. Küçük Prens de burada. Küçük Prens burada, Anderson burada. İşte dilek dilemek istiyorsan şeyimiz burada, Cin'in çaydanlığı. Her şeyimiz var. Bebekliğe çocuklar gitmek istiyorsan kar küremiz var. Aldın mı? Bak o zaman ne? Hemen söyle. Hemen soruya cevap verirsin. En son hangi konuda eleştiri aldın? Vallahi bilmiyorum, almadım. Hiç mi eleştiri almadın? Ben son hangi konuda eleştiri almışımdır? Yani kitapla ilgili muhakkak yazıyorlardır sosyal medyaya falan kitaplar çıkınca yani, da onları çok okumuyorum. Evet ben. Yani kitap konusu çok görece bir şey olduğu için hani kitabı seven sen olur, sonra sevmeyen olur. Çok böyle bir eleştiri almadım. Ha, annem biraz şikayet ediyor benden, biraz ilgisiz kaldım diye. Çünkü her gün aramazsam ilgisiz olarak görüyor. Benim annem de öyle. Ama artık bir dengeyi kurduk. O da arıyor, ben de arıyorum. Ben de öyle, en sonunda ben de öyle dedim zaten. Peki sen yabancı mısın? Sen niye aramıyorsun anne? Ben unutuyorum mesela veya bir işe dalmış oluyorum falan dedim. Evet, biz de öyle bir anlaşma yaptık şimdi. Çünkü tabii evet pardon. Ben de diyorum, anne diyorum sen evdesin. Çünkü ben koşturuyorum, insan unutabiliyor. Sen bir arasan. Ya evet, biz unutabiliyor da ne ağır bir kötü laf. Kötü bir laf. Aslında unutmuyorsun da işte o, yani bir işe daldığımız zaman bizim işler de biliyorsun yani dalmalı işler evet. Ya böyle. Çünkü evet. Onu ciddiye alman gerekiyor o sırada. Evet. Bizim biraz dışarıdan tabii enteresan görünüyor. Yani sanki çok eğlenceli bir iş yapıyormuşuz gibi görünüyor bu televizyon programları, işte konserler falan. İnsanlar seni de eğlendiğini düşünüyorlar orada. Yani onlar eğlenmeye geliyor ya, eğleniyorsun ama sen sonuçta her zaman da bir iş yapıyorsun. Tabii ki. Yani onlar eğlenmeye geliyor, sen eğlenmeye gitmiyorsun. Doğru. Sen aslında iş yapmaya kontrol gidiyorsun. Kontrol var, idare sende. Onun önü var, arkası var, işte orada insanlarla olan diyalog var, canlı olması tabii çok riskli bir şey biliyorsun evet. Her zaman. Onlar biraz işte ama dışarıdan hani insanlar şey diye görüyor, canım ne var işte bir konser yapıyor veya işte bir şey yazıyor, bir program yapıyor, bu kadar da meşguliyet mi yani falan gibi görünüyor dışarıdan ama sonra bazen katılan dışarıdan arkadaşlar sonradan görüyorlar arka tarafı. Evet, annem de bana böyle bir iki gün geldiğinde falan böyle yapıyor. Ay tamam tamam anladım diyor, hani bir günün nasıl geçtiğini geçiyor. Akışta evet. Benimle görünce. İnsanlar senden korkuyor mu? Öyle miymiş? Soruyorum merakımdan şimdi. Yok. Böyle bir hani mesafeli bir tavrın vardır ya, merhaba demeye çekinir. Benim biraz, de biraz çekinirler, biraz çekinirler evet. Neden öyle? Bilmiyorum ki yani artık onun ben özel olarak yaptığım bir şey değil. Böyle keskin keskin bakıyorsun. Ondan belki ondan mı? Yani alın yapımdan olabilir.
onun yapımda. Özellikle yaptığım bir şey ama değil. Ama var yani ben de ama böyle. Ama ben de çekingenimdir zaten. Yani çok böyle yani ben de insanların yanına pat diye gidip böyle çok rahat konuşan birisi değilmiş bir zaman zaten. O da seni soğuk yapıyor belki işte bence. Belki öyle bir soğukluk oluyordur. Doğru. Eleştirmek de ondan mı acaba eleştirmiyorlar? Allah tersi pislik bulaşmayan diye olabilirler mi sana? Yok canım zannederim. Çünkü hatırlıyorum yani aynı sektörde uzun yıllar beraber olduk. Ben ta ki senin programına gelip sofrana oturduktan sonra aa hiç de göründüğü gibi değilmiş. Ben yıllarca niye selam vermemişim evet. duygusuna girmiştim. Doğru bu konu bak eleştiri değil belki ama bu konuyu söyleyenler olmuştur zaman evet. zaman bana doğru. Çok dostun var mı sektördeki? Var. Yani bak, çok bak var. Yani çok var aslında tabii ha. ama hani böyle çok samimi olduğum sürekli görüştüğüm insan sayısı azdır benim. Evet. Ama herkesi tanıdığım için biliyorsun yıllardan beri evet, artık evet, burada olduğum ki. İçin neredeyse çocukluklarından beri tanıdığım ünlüler de var. Çocuk yıldız olduğumdan beri. Küçük Emrah'cığım. Doğru. Ondan sonra benim yaş grubumda var filan tabii hepsini az çok tanıyorum. Bir tek şimdi son dönemde artık sektöre girenleri tanımıyorum tabii. Hmm. Çünkü ben epeydir yaklaşık bir 10 yıldır. Yani bir program yaptım arada televizyon programına evet, devam ettim evet. ama gazeteciliği ve yöneticiliği bıraktım çünkü medyada artık pek tanımıyorum kimseyi. Şimdi seni böyle dönem dönem bildiğim yerler var ama bir böyle en başa gidip bir defteri temize geçmek istiyorum. Çocukluğunda nasıl bir ailedeydin ve aslında ne olmak istiyordun ya da annen baban ne olmanı istiyordu? Hikaye nasıl başladı en başında? Biz bir memur ailesiyiz tamam. sonuçta. İstanbul. Babam subay olduğu için çok yere gezdik tabii. Ondan sonra iki kardeşiz. Biz, benim bir de abim var. Öyle benden mi? 5 yaş büyüktür o da. Annem de aslında edebiyat öğretmeni ama yapmamış öğretmenlik yani. Dil tarihten mezun. Aa. Yani ne olmamı isterlerdi öyle, pek öyle bir şey söylemediler bana. Peki kitap yani daha doğrusu aşkı... kendim biliyordum yani aslında çok erkenden ne yapmak gerçekten istediğimi. Mi? Tabii yani mutlaka sanatla ilgili bir şey yapacağım kesindi de. Hangisini yapayım? Yani müziğe mi yöneleyim? İşte hatta bir ara resim akademiye de gitmeyi düşündüm. Konservatuara mı gideyim? Falan derken kitap okuyordum çocukluğumdan beri. O anneden miydi mesela? Yani onun da çok etkisi var. Babamın da çok büyük bir kütüphanesi vardı. Hmm. O da çok kitap okuyan birisi. Amcam keza öyleydi. Onun da çok büyük bir kütüphanesi vardı. Tabii şu çok önemli yani çocuklar açısından ne takdir ediliyorsa siz de ona doğru yöneliyorsunuz. Bizim o günlerimizde kitap okumak çok takdir edilen bir şeydi bir çocukta. Bir özellik de o yani tabii. büyükler tarafından önemsenen bir şeydi. Tabii. Herhalde onun da etkisi olmuştur muhakkak yani. Ama kitap okuyan bir evde kitap okumak tabii. daha başka bir şey. Evet tabii. Yani okuduğun kitabı büyüklerle paylaşabilmek, tartışabilmek. Hani bu önemli bir şeymiş gibi geldi. Tabii tabii. Yani bir de annem işte şiirler okurdu bize. Hmm. Yani benim mesela şiirle belki ilişkim öyle başlamıştır. Zaten ben kendim şiir yazmadım. Roman, hikaye yazdım evet. ama esas olarak en sevdiğim Türk şiiridir. Yani ya. Mesela Türk şiirinin aşığıyım. Tabii çok hepsini okurum yani sürekli. Peki olarak. Şiire bu kadar aşıksan araya küçücük bir soru gireceğim. Bu aralar çok sorduğum kendime de. Yeni Türk şairler var mı? Biz yoksa bu eskiye tutunduğumuz var. Halimizde kalacak mıyız? Var var. Ama tabii ya bu soruyu niye sordun tabii çok açık. Çünkü yani şiir kitabı artık hiç basılmıyor. Evet. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da artık hiç basılmıyor. Çok az yani şair yani çıkıyor. Yurt dışında mesela sevdiğim şairler var. En çok Rupi Kaur çok seviyorum mesela. Hı-hı. Yani onun tarzını. Ama Türkiye'de yeni akımda böyle evet ya bir şair var diyeceğim. Benim cehaletim olsun. Estağfurullah. Senden öğrenmek isterim. Yani şöyle tabii şimdi biz yani Dağlarca'yı, efendim evet. Melih Cevdet Anday'ı, evet. Edip Cansever'i, Ece Ayhan'ı falan böyle aynen. koyuyor. Koyarsak o zaman Nazım Hikmet'i hiç saymadım bile zaten. Aynen. Öyle koyarsan o zor. Çünkü o zaman tabii Yaşar Kemal boyutunda bir romancı da yok o anlamda. Evet. Yani onlar biraz başka bir dünya olarak kaldı artık. Yani dünyada da yok. Mesela artık kısa hikaye de yazılmıyor dünyada. Evet. Halbuki eskiden short story dediğin zaman Amerika'da mesela çok satılan bir şeydi. İngilizlerin ayrı, Fransızların ayrı hepsinin kısa hikaye gelenekleri vardı. Çok iyi yazarları vardı. Birçok yazar öyle başlardı. Çehov'un hikayeleri vardır mesela çok. Evet. Tolstoy'un vardı. Aynen. Türkiye'de de kısa öykü yine şiir gibi çok geleneği olan bir türdü. Maalesef şimdi artık onu da yazan çok az evet. var. O zaman yeni şair isimlerini senden sosyal medyada paylaşmanı dileyim ben. Paylaşayım. Bu programdan evet. sonra da takipçilerimiz ve ben dahil olmak üzere tabii. senden bir
yeni akım Türk şairlerle tanışmayı çok aslında belki isterim. Öyle bir şey zaten düşünüyorum. İçtiyse haftada bir ufak liste ya da birkaç tanıtım olur. Koysam iyi olur, evet, diye düşünüyorum olur. Artık. Evet. Peki ne istediğini biliyordun, sonra ne oldu? Şimdi ben dedim ki ya bu bütün bunları yapmak için aslında bir temel disiplin öğrenmek, hı-hı, daha iyi olur. Çünkü şöyle, ben şimdi zaten bir şekilde yazacağım, yazıyorum, o zamanlarda yazıyordum. Bir şekilde kitapla zaten haşır neşirim, edebiyatla. Şimdi gidip edebiyat okumanın bana çok bir faydası olmayacak. Hı-hı. Aksine orada bana başka teknikler belki zorla öğretmek isteyecekler falan filan. Veya edebiyat tarihçisi olacağım ki öyle bir niyetim yok. Aynı şey müzik için de geçerli. O zaman ben de felsefe okuyayım. Çünkü bu bir temel disiplin sonuç olarak. Evet. Ne yaparsanız yapın bu işin aslı. Evet. Yani düşünce tarihini öğrenmek. O düşünce tarihinin yanında tabii ki medeniyet tarihini, insanlık tarihini de, gelişimini öğrenmek. Ve çok değerli hocalarla çalıştım ben tabii. Onlar yani hakikaten şimdi bugün güzel artık zaman. Yok işte. Ama. Evet. Evet. Yani Macit Gökberk'ten tutun Bediye Akarsu'ya, Nermi Uygur'dan Ulu Nutku'ya çok çok değerli hocalarım vardı. O bir şans oldu benim için. İşte ondan sonra orada yani zaten üniversiteye girdiğim sene de sanat dergisinde, gösteri dergisinde çalışmaya başladım. Hı hı. Esasen yani 17 yaşından beri bütün hayatım çalışarak geçti diyebilirim yani. Sonra televizyon sektörüne nasıl giriş yaptın? Çünkü felsefeyle hiç alakası, evet, olmayan şeyler. Şimdi ben felsefede master yaptım. Biraz da bu saydığım değerli isimlerin zoruyla, özellikle unutmayayım sevgili İsmail Tunalı'nın da zoruyla. Hı hı. Bölüm başkanıydı çünkü. Dedi ki sen burada mutlaka hocalık yapacaksın. Ha. Fakat ben o sırada gazeteciliğe başlamıştım. Yani daha doğrusu dergiciliğe başlamıştım. Ve tabii keyifli de geliyordu bana. Çünkü o dergide Türkiye'nin en ünlü, en değerli isimleriyle tanışıyordum. Tabii. Yani bütün bu demin saydığımız şairler, yazarlar oraya gelirler. Oturuz çay içerler. Yeni eserlerini getirirler falan filan. İşte onları da kırmak istemedim şeyi, okul tarafına, ama sonunda baktım ki bu ikisi birden gitmeyecek. Ben bundan vazgeçeyim dedim. Sonra askere gidip geldikten sonra bu sefer başka bir teklifler geldi ve haber dergiciliğine başladım. Sanat, hmm, dergisinden geçtim. İşte Aktüel dergisini çıkardık, evet, o zaman. Evet, evet. Sonra oradan da başka bir gruba transfer oldum. Evet. Ondan sonra oradaki dergi grubunun başına geçtim. Böyle başladı. Televizyon şöyle çok komik, televizyonu kesin anlatayım mı nasıl? Ay, çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi benim ilk kitabım ödül aldı. Evet. İşte Kış İkincisi'nin evinde Haldun Taner ödülünü aldı. Tabii çok genç bir yazar, ilk defa öyle bir ödül alıyordu o senelerde. Vermiyorlardı pek. Bu büyük bir şey oldu. Olay oldu. Olay oldu. Yani hatta TRT haberler geldi falan, beni evde çektiler falan, ki bir yazar ancak ölürse o zaman televizyona çıkıyordu. Bayağı böyle bir sansasyon oldu. Bir akşam da TRT'de çok ünlü bir program vardı. İyi Akşamlar diye haber öncesi programı. Çetin Çeki'yi bilirsin belki, tabii, hatırlarsın. Ki. Çetin Bey sunardı programı. Onlar davet ettiler. Ben de gittim. Ama ilk defa çıkıyorum hayatta televizyona. Çetin Bey de o gün hastalanmış. Tabii TRT'nin adeti şöyle, bir sunucu hastalanırsa yerine nöbetçi sunucu kimse o geliyor. Tamam. O gün de spor spikeri... bir dostumuz geldi. Şaka yapayım. Şimdi adamcağızın hiçbir şekilde haberi yok. Ne benden, ne edebiyattan, hiçbir şeyden haberi yok. Spor spikeri. Spor spikeri dedi ki, aman dedi, Gürşat Bey, siz dedi, benim elimde sorular var. Modama soracağım, siz cevap verin. Sakın dedi bana bir şey falan sormayın. Çünkü canlı yayın bu yani dedi, biter dedi. Ben de ilk canlı yayınım. Yani. Tabii iyi dedim, oturdum. Şimdi bir soru sordu. Neyle ilgili de hatırlamıyorum. Şimdi bir soru sordu, ben dedim ki, bunu dedim size kitaptan bir cümleyle söyleyeyim dedim. Fakat ben unuttum cümleyi. Şimdi adamcağız karşımda böyle kızardığını görüyorum yani. Bütün stüdyo şefini de görüyorum arkada. O da aynı vaziyette. Sessizlik var çünkü. Eyvah. Adam hiçbir şey diyemiyor. Sen de. Diğer soruya da geçemedi. Çünkü arada kaldı sonra. Dedim ki ya görüyor musunuz dedim. İşte bu yazar milleti böyledir. Bu yaşta dedim bunu adı kendi yazdığımı kendim hatırlamıyorum yahu dedim. Kahkaha attım, güldük geçti. Bunu da genel müdür seyretmiş Ankara'da. Demiş ki ya adam kurtaramadı, kendisi yine çocuk kurtardı. Bunu alın bir program yapsın. Yok demiş. Artık. Evet, bu şekilde ben başladım. Kaç yaşındaydı? İşte 22 falan mı? 22-23. Ve orada sunuculuğa mı başladı? Tabii orada program yapmaya başladık. Yani aslında o iyi akşamların yerine benim programım girdi. Çetin abinin bir hastalığı. Ayağını kaydı. Yok öyle olmadı. Ayağını kaydı. Yani o ayrıldı. Yani o gitmişti zaten oradan da başka bir şekilde. Ay Allah. Öyle olmuş oldu.
Orada programı orada canlı başladık. Yayınla başladık hem de. Hem de TRT tek kanal. Canlı 90, yayın. 90 herhalde. 89. Ve sevdin değil mi? İlk başta çok sevmedim aslında. Çok heyecanlıydım. Sonra yavaş yavaş alıştım. Evet, dedin ya, evet. Nasıl olabiliyor? Ben aslında çok sevdiğim yani bir şey değil. Hatta çok ben önce yapamam falan dedim. Hatta ilk çekimde gidiyordum az kaldı. Zor tuttular falan. Şaka. Ama sonra alıştım. Ve sonra özel kanallar açılınca tabii yetişmiş çok eleman yoktu bizim yaşlarımızda. Tabii. Mecburen TRT'den alıyorlardı. Beni de o zaman zaten geçtiğim grupların televizyonları da açılmaya başlamıştı gazeteci olarak. Tabii. Oraları o şekilde işte. Ama köşe yazarı olduğun dönem o yazdıkların çok keyifliydi. Artık yapmıyorsun. Hı. O zamanı tabii şimdi kapandığı için ismini söyleyebiliriz. Yeni evet. Yüzyılı söylüyorsun evet. Sen denen de. Çok seviyordum evet, oradaki o çok güzel bir gazeteydi yani. Aslında. Evet. Çok da iyi bir projeydi. Maalesef işte böyle çok iyi başlayan projeler Türkiye'de bir müddet sonra ne oluyorsa kapanıyor. Ama artık çok mecran var buna devam edebilmek için. Sen mi istemiyorsun? Ben de aslında çok istemiyorum son zamanlarda. Küskünlük mü? Sıkıldın küskünlük mı? De değil. Biraz sıkıldım. Şimdi artık daha çok böyle yani günlük yazı yazmaktan zaten sıkılmıştım son zamanlarda. Çünkü günlük yazı yazınca ister istemez siyasete de girmek zorunda kalıyorsun. Hı. Güncel aslında seni hiç ilgilendirmeyen konuları da yazmak zorunda kalıyorsun. Çünkü o anda ilgi alanı o ya. Tabii. Onun dışında duramıyorsun. Yani işte ne bileyim köpekleri öldürüyorlar bazen. Mesela bunu yazmak zorunda hissediyorsun kendini nasıl falan. Tabii durabilirsin? Onun için hani o son dönemde biraz böyle artık her şeyden birazla uğraşmaktan biraz yorulmuştum zaten. Şimdi biraz daha deneme tadında işte son kitaplarım da var. Evet şimdi aklımda hep sen son kitabın. O roman. En son roman o. İki sene önce çıktı o. Ama bir de şey daha önce yazdığın bir dışarıda kötülük vardı. Şimdi sevgili Mehmet Güler Yüz'ün çizimleriyle tekrar basılmış. O aslında şöyle benim ilk üç kitabımın yani Kış İkincisi'nin evinde sen olsaydın yapmazdım biliyorum ve konuştuğumuz gibi Uzaklara'nın. Birlikte bir basımı o. Çünkü 30 yıl geçti. Ha. O bir 30. yıl hatıra kitabı gibi aslında sen o. Sen olsaydın yapmazdım biliyorum da herhalde en evet. Sevdiğim kitaplarından biri. Teşekkür ederim. O biraz daha sonra Kış İkincisi çıkalı tam 30 yıl olunca yayıncım bana böyle bir jest yapmak istedi. Bunları bir daha basalım mı bu şekilde dedi. Ben de o zaman Mehmet Güler Yüz neden orada söyleyeyim. Benim çok çok sevdiğim bir ressam tabii ki. İnsan olarak da ayrıca çok sevdiğim dostum ama. Benim ilk hikayem yayınlandığında ki işte dışarıda kötülük vardı onun evet. Adı. O hikayenin desenlerini Gösteri Dergisi'nde Mehmet Bey çizmişti. Aa. Evet, onun için ondan tekrar böyle bir şey yapar mısın diye rica ettim. Müthiş. Sağ olsun beni kırmadı. Sırf kapağı yapacakken içine de bir sürü desen ay, çizdi güzel. Ki çok bayağı çok. Bayağı sanat eseri oldu bayağı, yani. Tabii çok zaten sınırlı basılmış bir şey ama. Hemen alalım. Getirseniz kaçırmayalım. Getirecektim de unuttum zaten. Bak getirecektim unuttum bak. Getirecektim evet, biraz, unuttum. Biraz telaşa düştük geç kalıyoruz diye de ondan tamam. Oldu. Beklerim. Bari söylemesin içimizde kaldı diyor Cem. Ama bana getirecekmiş üstüne alınma. O yüzden bir şekilde getirin, bana gönderir getirin. Ama ona, sana ona değil getirin. Yani o bana diye bak ben de. Mehmet abiye de gideriz imzalatırız mis gibi. Ama imzalı yolla bari de İmzalı, sanatın sanatı olsun tabii. Yani iyice duble sanat eseri olsun. Peki şimdi müthiş bir şekilde yöneticilik yaptın, programlar yaptın, köşe yazıları, kitaplar böyle giderken... bir baktım ki bir albüm kapağında Kürşat Başar. Artık dedim yok artık yani. Hani dizi oyunculuğuna zaten girmiyorum. Hiç girme yani. Arada. Gerçekten denemediğin alan resim yaptın mı? Kürşat ben oraya kaçırmış olabilirim. Yok öyle kendi kendime. Ama onu da yapıyorsun ya evde. Sıkılırsın evet. Yapmadığın heykel ve yok, fotoğraf onlara mı? Bulaşmadım. Onlar kaldı onlara değil bulaşmadım. Mi? Nasıl oluyor bu iş böyle? Bilmiyorum ki yani... Yani ben diyorum ya çocuk ama şöyle de bir şey var benim bir huyum var yani böyle bir tek bir şey yapmaktan çok hoşlanmıyorum ben. Sıkılıyorum ondan. Çocukken de sıkılırdım. Tamam, hani, çünkü bir sebebi olmadı. Evet. Ya çok hırslısın ya yok, çok sıkılıyorsun. Değişik şeyler yapmayı seviyorum. Yani bir şeyi mesela yapıp bitirdiğim zaman hani benim için artık bitmiş oluyor. Bak eğer orada çok ilerleyecek bir durum yoksa mesela işte yöneticilik dediğin onun gibi bir şey tamam. Yani. Bakıyorum yani işte orada şu dergileri çıkardım. Evet güzel oldu. Neticesi çok iyi oldu falan filan ama bir yerde tıkanıyorsunuz. Çünkü patronaj ayrı. Çalışanlar ayrı, çalışması şişekli ayrı, işte reklamcının isteği ayrı falan filan. Ha, bakıyorum ki mesela orada artık çok yapacak bir şey yok. Hadi diyorum ben buradan gideyim başka bir şey yapayım. İşte mesela o sırada bir arkadaşım geliyor diyor ki bilmem film var oynar mısın diyor mesela. Ya böyle şey olur. Böyle şey oluyor. Oluyor oğlum. Oldu yani hatırla sevgiliyle bir oynadım biliyorsun evet. Tabii 13 bölüm. Evet oynadım. Tabii o zaman sevgili Tomis
oynarsın oynarsın dedi. Yok oynayamam dedim çünkü yeni bir dizide başrol teklif ediyor. Yapamam ben öyle bir şey dedim başrol falan. O zaman burada oyna şimdi dedi. Çünkü dizi zaten oturmuş bir diziydi ya. Son 13 bölüm müydü neydi? Burada oyna o zaman dedi, alışırsın belki, belki kabul edersin dedi. Yine etmedim ama yani o kadar ilerlemedim. Yani haddimi bildim. Estağfurullah yani yapabiliyorsa insan ya her biraz şeyden... keyif için aslında evet, yaptığım bir şeydi o. Evet biraz orada bir keyif var ha. Gerçekten. Ha. Peki ne nasıl role hazırlanmak diye bir şey oldu mu yoksa direkt sete mi girdin? Valla direkt sete girdim, ona da set bile demeyeyim. Yani böyle bir şey olamaz herhalde. Hani tam denize atarlar ya çocuk bu olursa evet. Bu olur yoksa çok iyi yüzücü evet. Olur falan diye. İlk şey geldi senaryo. Geldi akşam ama son dakika geliyor ya. Tabii evet, ben alışık değilim. Önce. Ben programı bile 3 gün önceden kurgularım, masaya gider bakarım falan. Hmm. Her gün arıyorum senaryo yok. Gel oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız, kovulduk falan. Geldi gecenin bir saati senaryo. Ben okudum senaryoyu, Tomis'i aradım gece 2'de. Çünkü montajda da biliyorum uyumuyor tamam. Zaten. Dedim ki bu sahneyi ben mi oynayacağım dedim. Evet dedi. Tom Cruise olmasın dedim bunu oynayacak olan. Çünkü ben dedim hayatımda ilk defa bir şey oynayacağım. Ondan sonra böyle acayip bir şey. 1 Mayıs çekiyorlar yani o kanla 1 Mayıs çekiliyor. Evet. Ben de orada bir doktor rolündeyim. Doktor evet. Yokuştan aşağı herkes olay olmuş. Koşarlarken Ayda Aksel'i kurtarıyorum. Bir apartmanın içine sokuyorum kapısına. Onu orada sarılıyorum. Sonra da onu alıp getiriyorum falan gibi bir şey ama. Önce bir tane şeyin nedir eczanenin camlarını kırıp. İçeri atlıyoruz filan sahnede böyle şey. Sonra onu çıkardılar neyse benim şeyim yüzünden. Baya aksiyon var. Ya i̇nanılır gibi. Her ilk, şey var. İlk sahne yani bu. Neyse o şey kısmını yaptık. Koşu kısmını yaptık. Aldın Ayda ablayı. Aldım onu da. Kurtardın. Kurtardım. Onu da böyle fakat tabii şeyi bilmiyorum ya. Şimdi bir sürü kamera o zaman tabii evet. Çek, sokakta çekiliyor yani. Gerçek Taksim'de çekiliyor. Üstüne kapandım. Şimdi birisinin dur demesi lazım ki yani bitti mi bitmedi mi çekim anlamıyorum. Çok kalabalık çünkü 600 kişi falan var. Sonunda Ayda dedi ki biraz daha üstümde dursan bir şey olacak aramızda. Bırak beni. Çok komiktir biliyorsun Ayda da çok severim evet, ya. Çok, çok şekerdi. Buradan ona da sevgiler. O beni çok rahatlattı tabii. Çok dalga geçiyordu benimle oynarken. Şanslıymışsın çok Ayda güldürüyordu beni. Için, çok evet. Güldürüyordu beni. Yani zor bir hikayesi vardı çünkü. Zor ciddi de bir şey tabii. Herkesin gözü üstünde. Bir de ilk defa yapıyor şimdi bir de burada bir bu eksikti diyor milli. Bu eksikti. O bakışları hissettin o genelde mi? Oluyor. Nereden evet. Çıktı bu? Evet, evet. Olabilir ama şimdi oluyor. Yani bir şey diyemedim. Ama yani sonra kimsenin başrolüne musallat olmadım yani çekildim. Oradan ben. Dedin ki denedim buradan gitti. Evet, buradan yeter. Oradan yeter. Peki müzik? Müzik eskiden beri vardı aslında çok nasıl, eskiden ama herkes bilmiyordu onu. Çünkü çok ortalıkta çalmıyordum. Bazen arkadaşlara toplanıp çalıyorduk veya... İşte bir yerde bir caz kulüpte falan. Nasıl bir, özel ders alıp mı oldu ne oldu? Nasıl? Özel dersler en başta piyano dersiyle başladı, ortaokulda başladı. Sonra işte bir süre tabii o işte 15-16 yaşlarında rock müzik hepimizin şeysi olduğu için davula geçtik bu sefer. Ha. Bir süre böyle davullar da falan da çaldım. Sonra cazla ilgim başladıktan sonra bu saksafona büyük bir hayranlığım oldu. Orada evet. Birkaç müzisyene çok büyük hayranlığım vardı. Ondan sonra biraz dersler aldım ama ondan sonra kendi kendime çaldım. Çok uzun zaman aslında doğru düz çalmadım. Çünkü yani o kadar çok iş vardı ki ona vakit kalmıyordu. Eve gelip kendi başıma işte çalıyordum falan. Fakat o da öyle kendi başına çalınacak bir saz değil. Yani hem tabii çok gürültü çıkıyor. Komşular tabii zorlanıyordur zor. Diye düşünüyorum. Hem de birileriyle çalman aslında gerekiyor biraz. Yani bir piyano gitar gibi bir şey değil. Tabii. Ondan sonra fakat sonra işte bir tesadüf eseri bir konsere beni çağırdılar. Yani bilen şeyler öyle hobi olarak niye da olsa çaldığını. Niye böyle mesela herkes Tomris Giritlioğlu arıyor diziyi çağırıyor biri konsere çağırıyor. Nasıl bir telefon trafiği var senin? Öyle bir telefon trafiği vardır gerçekten. Gel de bir konserde saksafon çal. Hatırla sevgili de bir oynar mısın? Ya. Böyle mi çalıyor telefonların gerçekten? Öyle çalıyor valla. Değişik. Öyle çalıyor. Yani bir sürü böyle çok çalmış çok... ve yapılmamış proje de vardır. Yani haberiniz çok olmuyor. Çok iyiymiş yani milleti faturası için borcunuzun son günü geçti diye ararlar. Sana bir dizide oynar mısın falan diye. Çok peki geldi. Kabul. Ne oldu sonra gel konserde çal mı dedi? Konserde ama şöyle gel çal dedi. Yani mesleği bu olmayan birkaç kişi birkaç şey yapacak. Ha. İşte ne bileyim Güler Sabancı mesela bir dans gösterisi yaptı Tans Atürk'le. Rami Bey, Rami Koç, bongo şey çaldı, tumba falan çaldı. Bu aslında TEGEV'in evet, Eğitim evet, Gönülleri Vakfı'nın evet. Bir gecesi. Yani aynen. Burada burs da vermek için yapılan aynen. Bir sosyal sorumluluk projesiydi. Onun için de hayır diyemedim tabii, tabii gittim. Ki.
Ondan sonra orada işte o dedi, büyük bir orkestra var. Bayağı büyük bir orkestra var. Bu arada Kenan Doğulu'dan tut Emel Sayın'a, efendim Zara'dan tut Yavuz Bingöl'e, aklına gelecek herkes var. Yani onlar da orkestraya söylüyor. Ben de Sertab Erener, Fatih Erkoç, Yavuz Bingöl, üçü çökertme söylüyorlar. Ben de onlara eşlik edeceğim. Böyle bir şey. Bana öyle uygun görmüşler. Prova filan da yapamadık çünkü 100 kişi var tabii, bize sıra gelmedi. Gene mi prova yapamadın? Gene prova yapamadık. Senin kaderinde mi kaderimde var? Kaderimde var benim. Seni habire itiyorlar. Hadi 3-2 bir kayıt. Hadi sahne. Canlı. Sürekli canlıda canlı. Başlamış senin. Evet, canlıda başlamış. Öyle gidiyor. Prova yapmadın, sahneye çıktın. Çıktık, ondan sonra çaldık. İşte o da beğenilmiş. Sonra orkestranın şefi, piyanist Tulu Tırpan var. Meşhur. Tulu aradı beni ertesi gün. Ya beraber bir şeyler yapalım falan dedi. İşte onunla başladık. Ben önce yani yine böyle gırgırındaydım işin. Hani çalarız, bakarız falan filan diye. Çalarım, oynarım. Sonra bir akşam telefon etti. Dedi ki işte akşam şurada caz kulübünde çalıyoruz dedi. İyi dedim, gelirim seyrederim ben dedim. Yok sen de çalıyorsun dedi. Böyle başladım macera. Yine orada da öyle çıktık yani. Gerçekten sahneye. Gerçekten seni böyle atıyorlar beni. Bir evet, evet, arkandan atıyorlar. Varsa öyle bir projen ararsın. Ben seni arayacağım. Şimdi bu hafta 10 gün içinde falan bir tiyatro oyunu içinde. Arayabilirsin. Bir oyun var deyip sahneye direkt, seni. Direkt. Olacak iş değil ama yapıyorsun da. Ama bu arada tabii bir şeyi de unuttum. Şimdi söylemezsen kızabilir bana. Ben aslında ta yani işte daha 20'li yaşlarında bile değildim. 16-17 yaşındayken Ali Poyrazoğlu'nun çok ünlü bir tiyatro kursu vardı. Hatta Cem Özerler falan oradan çıkmıştır, Nedim Saban falan. Ben onlarla beraber orada aslında kurs gördüm. Yani aslında tiyatroya da bir merakım vardı. Çok vardı aslında. Evet. Çünkü benim şöyle bir huyum var çocukluğumdan beri. Çok piyes okurum ben. Piyes okumamın sebebi de şu. Yani mesela romanı okuduğu zaman içi doludur ya onun. Her şeyi sana anlatır. Evet. Ama piyesi sen doldurmak zorundasın. Tabii. Sen giydirmek zorundasın. Dekoru hayal etmen lazım falan. Tabii o romancılığa büyük katkıda bulunan bir şey. Bunu bilerek yapmadım. Ama çok severdim piyes okumayı her zaman. Onun için çok meraklıydım. İşte gittim, hatta çok iyi bir şekilde bitirdim, dereceyle bitirdim. Birincilikle bitirdim. Birincilikle. Tabii tabii. Hatta ben Çılgınlar Kulübü'ne rol teklif ettiler o zaman. Ama arkadan itmedikleri için. Arkadan itmediler, yok. O sırada şeye, dergiye geçmiştim artık. Orada da bir seçim yapmam gerekiyordu. Şimdi ben seni tiyatro sahnesinde görebilirim yani. Boşu yok artık bu saatten sonra değil. Hiç büyük konuşmam. Yok bu saatten sonra artık. O, ben hiç öyle inanmadım. Şimdi o işe. Şimdi konserler falan zaten konserlerde biraz da konuşuyorum. Ha öyle tabii, mi? Tabii tabii, çenemde durmuyor. Yani biraz da stand-up yapıyorum yani ister istemez. Çünkü hikaye çok, şarkıların hikayelerini anlatıyorum. Evet bazen. Şimdi onlara bir değinelim. Az da zamanımız kaldı. Şimdi dünya turu yapıyorsun piyanist Rüya Taner'le birlikte. Evet. Biraz bahseder misin? Çünkü bir projen daha var ve yine yani konuşmamız gereken 3 tane projen var. Biri Rüya Taner'le dünya turu. Burada ne yapıyorsunuz birlikte? Şimdi Rüya Taner Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Cumhurbaşkanı danışmanı, sanat danışmanı, hem aynı zamanda bizim uluslararası piyanistlerimizden biri. Evet. Bir konser piyanisti. Ben çok eskiden beri tanıyorum onu ama hiç beraber çalışacağımızı düşünmemiştim doğrusu. Çünkü o sadece klasik çalıyor. Evet. Başka bir şey çalmıyor. Ondan sonra bir gün nasıl bir tesadüf oldu. Bir yerde bizim bir konserimize geldi zannediyorum. Orada sahneye çıktı, hafif bir şunu çalalım bunu çalalım falan derken. Dedik ki böyle bir şey olur mu acaba? Bir deneyelim dedik ya, başka türlü olmuyor işte bu işler. Tabii. Denemek lazım. Tabii. Ondan sonra şimdi o projede o, yani hem klasik çalıyor yine. Hem benle birlikte caz da çalıyor. İşte türküler de var bu projenin içinde. Bizim folk müziğimiz de var. Müthiş. Böyle bir proje. Bunun ilk konserini şeyde yaptık. Lizbon'da yaptık. Ondan sonra Kıbrıs'ta yaptık. Türklere mi yoksa yabancılar? Yok, yabancılar tabii, yabancılar da geliyor. Müthiş. Şimdi zaten oradan sonra bize bir teklif geldi. Yine Portekiz'de Mafra Festival diye çok ünlü bir festival var, uluslararası. Oraya gideceğiz. Yani diyorum orada başlıyor ya da Viyana'da başlıyor, bilmiyorum bu tur. Oradan sonra başka davetler gelmeye başladı. İşte Helsinki geldi, Sorrento geldi, Sicilya geldi, Güney Afrika geldi falan. Böyle bir değişik bir şey. Gezeceğiz. Evet, bir ama şimdi bir, şey. Bir projen daha var. Zafer Çebi ve Tevfik Rodos'la. Bu evet. Da şey güzel. Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca eserleri. Evet. Ya şimdi keyifli. Bizim bir sürü ama böyle. Evet, bizim bir sürü şeyimiz var. Bir tanesi benim o kendi orkestram evet, var. Evet, senin orada orkestram şimdi var. Ezgi Bıcılı var solistimiz. Zaman zaman Jale var, ünlü biliyorsun evet. Jale'yi. O zaman zaman bizle birlikte olur.
O orkestrada yine benimle birlikte piyano çalan çok değerli Zafer Çebi var ki Türkiye'nin en iyi aranjörlerinden, piyanistlerinden bir tanesi. O orkestramız devam ediyor. Hem konserler yapıyoruz onlarla hem lokallerde de çalıyoruz. Onun dışında biz Tevfik Rodos çok yine değerli bir opera sanatçımız. Bana göre şahane bir solist. Ne güzel. Çünkü sadece böyle opera gibi söylemiyor. Mesela Cem Karaca, Cem Karaca gibi söylüyor. Barış Manço'yu Barış Manço gibi söylüyor. Çok güzel de bir sesi var. Çok da tatlı bir insan. Tanıdığım için ona da çok mutluyum. Şimdi üçümüz bu sefer biraz daha farklı bir şey yapmaya başladık. İşte önce bir Tanju Okan, Barış Manço, Cem Karaca şarkıları. Onların hikayelerini de anlatıyorum işte ben arada. Orada biraz büyük orkestramız var. Şimdi ama biz sadece üçümüz de bir proje yapıyoruz tekrar. Onda da değişik şarkılar olacak, başka şarkılar olacak. İşte öyle ya. Bunlar. Bir de tabii senin o uzun kıymetli sofran vardı programın. iki kez konuk olmuştum. Evet. Şimdi evde mi yapıyorsun aynısını? Onu evde yapmıyorum. Nerede bizim yapıyorsun? Bizim Kömürlük diye bir yerimiz var. Aslında SG İmalathane diye bizim bir arkadaşımızın atölyesi var. Tamam. Yani yemek atölyesi, mutfak atölyesi. Selda Güleç'in. Onun orada aldığı bir kömürlüktü orası sayede. Evet. Ama o kömürlüğü sonra tefriş ettiler onlar. Çok güzel bir sanat merkezi haline geldi. Orada şimdi bale dersleri veriliyor, bir takım etkinlikler yapılıyor filan. Salı geceleri de ben Kürşat Başarlı o sofrayı yapıyorum. Tamam. Ama sınırlı sayıda insan gelebiliyor. Yani sadece rezervasyonla gelinen bir şey. Ama çekim yapılmıyor. Çekim yapmıyorsun, bir yerde yayınlamıyorsun. O ünlülerle kurduğun sofra ve sohbet programını artık seni sevenlerinle kapalı bir mekanda özel yapıyorsun. Aynen o şekilde yapıyoruz. Müthiş tabii bir şey. Bu yani televizyonda aslında yapmak istemiştim bunu. Fakat yayıncılar buna cesaret edemediler. Çünkü hiç tanınmayan insanlar işte nasıl olur da şöyle mi olur böyle mi olur diye yapamadılar onu o zaman. Artık sonra çok, yaptılar. Evet yani çok mecran var şimdi artık yaptılar. Senin de yapabileceğin evet. Çok mecra var ama sen galiba müzikle mutlusun gibi görünüyor. Vallahi müzikle mutluyum Ceyda'cığım. Bir de tabii artık hani o kadar çok iş yaptım ki biraz daha kitaplarımla ve müzikle biraz daha sakin olmaya, hele bu pandemide bayağı sakinleştim. Yani koştur şeysi hakikaten yormuş biraz da beni yani. Çünkü ben bir de işleri çok ciddiye alan bir insanım. O da biliyorsun büyük bir stres yaratıyor senin üzerinde. Yo, ben seni çok iyi gördüm yani. Teşekkür o yüzden ederim. Ne yapıyorsan yapmaya devam et. İyi teşekkür gelmiş. Teşekkür ederim. Senin iyi bakışındır. Teşekkür ederim. Yapmaz. Sana ayırdığım bir defter sayfasına bir satır eyvah. Bir şey yazmanı rica edeceğim. Yazımı tabii okuyabilirsin sonra. Eyvah. O zaman orası değil. Pardon. Evet. Olur yani. O da şey kursayla sana çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Müthiş yani o kadar güzel üretiyorsun ki. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Bir tane hepimiz. Soru soracağım. Bunun cevabını biz sosyal medyada yayınlıyoruz cevabını. O yüzden düşünmeye vaktim var. Programı kapattıktan sonra alacağım senden cevabı. Aslında ne yapmak istediğini hep bilmişsin ve onu yapmışsın. Evet. Yani bahane öyle arkadan ittiler falan filan. Sen biraz ona açmışsın alanını gibi görüyorum ben. Tabii. Kalan zamanında aklında kalmasın onu da yapacağım benden de bu hamleyi bekleyin dediğin bir şey var mı? Ve seni sevenlere belki de gençlere nasıl bir cümlen olurdu geride onu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Evet yani söylenecek sözleri sanatçı kendisi söyleyince sunucuya çok alan kalmıyor. İyi ki de kalmıyor diye düşünüyorum ama dönüp dolaşıp sevgili Kürşat'ın arkasında bıraktığı cümle sanki şöyle bir cümleymiş gibi. Kişi en iyi kendini bilir. Sahip oldukları olmadıkları bence mucizenin ta kendisi. Sahip olduklarınız da mucize, olmadıklarınız da mucize. Çünkü siz bir mucizesiniz ve kendinizle ilgili en iyi bilgiyi en iyi siz bilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Kürşat da galiba bize bu cümlesini bırakıyor giderken. Sen kendini herkesten iyi bilirsin ve yolunu açarsın. Etrafındakiler sadece şöyle küçücük omzundan seni itiverir ve sen hep başarılı olursun ve tabii ki de mutlu. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Hayatta ne istediğini biliyorsan tüm kapılar açılır sana. Kürşat sanırım bunun en canlı örneği. Müzikte bulduğu dinginliğinde çok mutlu görünüyordu. Daha birçok sürprizle hayatımızda yer alacak gibi hissettim. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı.
Sevgili Ceyda, yılların içinden hep sevgi ve dostlukla ve böyle güzel gülerek geçmen dileğiyle.